İstiyorsan canımı alana kadar uğraşırsın benimle. Ya da hakkına razı olursun, el sıkışırız. İnsanlara laf anlatmak ne kadar zor. Çıkacağım çabuk dedim, şimdi çoktan hazır olması lazımdı bunların. Acelemiz yok. Olur mu? Acıkmışsındır. Yemeğe çıkmasak da olur. Ben seni görmeye geldim. Özledim ama şöyle baş başa vakit geçirelim biraz. İşine engel oldum diye üzülüyorum. Aşk olsun. Sevil Hanım, gelir misiniz? 5 dakika sonra çıkıyoruz. Söz. Neden kontrol edilmeden geliyor bunlar önüme? Edildi efendim. İyi bakın. Söylemeyeceğim eksiğinizi. Siz bulun. İpek Hanım kontrol etmişti. Bir de ben bakayım. Lütfen biraz daha dikkat. Vakit kaybettiriyorsunuz bana. Affedersiniz. Hemen inceliyorum. Dönüşte imzalarım artık. Hadi çıkalım. İç kahveni iç. Rujumu tazeleyeyim ben de. Evet. Merhaba. Ne zaman döndün? Biraz önce. Alandan buraya geldim hemen. Eşimle tanış. Merhaba, Sedef ben. Ali, memnun oldum. Ben de. Sedef eski komşumuz, arkadaşım, stilist. Öyle mi? Ne güzel. Uzun zamandır İtalya'daydı. Kesin dönüş yaptı. Yakında da evleniyor. Hayırlı olsun. Bu kadar erken beklemiyordum. Niye döndün? Güntay Beylerle sözleşme yapacağız bugün. Akşamda Ankara'ya gideceğim. Sabah erkenden toplantımız var bakanlıkta. Ya, iyi. İkimiz de öyle yoğun çalışıyoruz ki. Çoğu zaman haberimiz olmuyor birbirimizden böyle. Hı-hı. Çıkıyordum galiba. Aa evet. Sedef'le yemek yiyecektik. Ali Bey yeni geldi ama. Vakti de az. Gideyim ben şimdi. Başka zaman yeriz. Hep birlikte çıkalım. Yok. Baş başa olun siz. Lütfen. Programınızı bozmayın benim için. Çok işim var. Sözleşmeyi bir daha inceleyip Günter Holding'e gideceğim hemen. Görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Ali. Afiyet olsun. Hoşça kal. İşte böyle bir koşuşturmaca gidiyor. Hadi çıkalım. Seni çok güzel bir yere götüreceğim. Hadi. Zır zır zır. Çocuk uyanacak, hay Allah. Alo. Sen benimle eğleniyor musun Nuniş? Efendim? Hani Fikret size geliyor dedin. Nerede? Gelmedi mi? Geldi geldi de bunca iş arasında ben seninle eğleniyorum. Gelse ne diye arayayım kadın? Aa! Çoktan çıktı evden. 2 adımlık yol. Şimdiye kadar 40 kere gelmiş olması lazımdı. Başka bir yere mi gitti acaba? Ne dedi sana çıkarken? Bir şey söylemedi. Fırladı gitti. Ha, sen popondan uydurdun yani size yardıma geliyor diye. Öyle tahmin ettim, ne bileyim. Aşk olsun. Bizi de boşu boşuna ümitlendirdin. Peki çocuğu başıma bırakıp nereye gitti bu? El işlerini teslim etmeye falan gitmiş olmasın? Bir şey almadı ki yanına. Allah korusun. Huyu değişmesin de onun da. Ne demek o öyle? Hiç. Bana bak.
Hiç beğenmedim sesini. Bir şey mi ima etmek istiyorsun bana? Yok canım. Söylemeden nereye gider? Onu merak ettim sadece. Ağzını burnuna eğe konuşma, çıkar ağzındaki baklayı. Aman sen de öküz altında buzağı arama. Pimpirikli. Kapat hadi. Çocuk ağlıyor. Kaldı öyle başıma. Dur, kapatma Nuniş. Gelirse arayın beni de. İçim rahat etsin. Nuniş. Buna da bir haller oldu. Utanması Fikret'i çekiştirecek bana. Fikret abla neredeymiş? Niye gelmemiş peki? Aman, iş var ya burada. Onun da işi çıkmıştır garanti. Al, bıraktım telefonunu, al. Ama ayıp etti doğrusu. İnsan usulen gelir de bir yardıma ihtiyacınız var mı diye sorar. Gırtlağına yapışmıyoruz ille gelişimizi gör diye. Köşe kapmaca oynar gibi nereye gittiğini söylemeden kaçmak var mı? Neyse. İş bitsin, biz yerleşelim hele. Lütfedip güle güle oturuna gelir herhalde. Arayacak. İşine bak sen. Nasıl göremem?